Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank. Merhaba, Makroskop'la karşınızdayız. Ekonomi gündeminin başlıklarını konuşacağız. Bu hafta Merkez Bankaları Haftası. Dünya genelinde 22 Merkez Bankası bu hafta yılın son faiz toplantılarını yapacaklar ve faiz kararlarını açıklayacaklar. Bugün de Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'ndan faiz kararını bekliyoruz. Ve daha doğrusu aslında faiz kararından ziyade yapacakları açıklamalar önemli olacak. Yarın da bizim Merkez Bankamızdan faiz kararı gelecek. Bunları konuşacağız. Konuğumuz Ahlaç Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş. Tonguç Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Semra Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Bu hafta oldukça kritik bir hafta. Dünya genelinde 22 Merkez Bankası bu hafta faiz kararlarını açıklayacaklar. Peyderpeyde aslında bazıları da pazartesi gününden itibaren de açıklamaya başladı. Bugün de Fed'in kararını bekliyoruz. Karardan ziyade galiba biraz daha aslında yapacağı açıklamalar herhalde önemli olacak. Yani varlık alım programında azaltımın daha da hızlandırılıp hızlandırılmayacağı ve 2022'ye dair de ne kadar faiz artırımı yapacağı sanırım biraz daha önemli olacak. Ne yönde sinyaller vermesini beklersiniz siz FED'den bu akşam? Evet, tamamen söylediğiniz gibi aslında bir faiz değişikliği akşam olmayacak FED tarafında. Çünkü bir süre daha aslında bu varlık alımları dediğimiz, yani piyasaya verdiği her ay 120 milyar doların Kasım başında aldığı, Kasım başı toplantısında aldığı o 15 milyar dolarlık azaltım kararı sonrasında bu sefer Aralık'ta, yani bu akşam acaba bu 15 milyarı arttıracak mı? Bu birinci konu olacak. Ki piyasanın da aslında beklentisi bir yönde bundan bir ay önce belki toplantıyla bu toplantı arasındaki süre zarfında çok bunu beklemiyordu ama son dönemde bunun 30 milyar dolara çıkarılarak daha önce Haziran sonunda bitirilmesi planlanan varlık alım azaltılmasının aslında Mart sonunda bitmesini bekliyor. Fakat burada bunun haricinde bence iki önemli gelişme daha olabilir. Yani bir tanesi, bu piyasa bekliyor, yıl sonudur. Belki Powell'ın da konuşması olacak hemen yarım saat sonra. Burada da piyasaları çok bozmak istemediği için soru cevap kısmında bu artışın gelecek gerekçelerini söyleyebilir. Tabii olası diyelim, yani olmaya da bilir. Şu an için piyasa aslında buna hazır gibi gözüküyor. Ama bunun gerekçelerini biraz daha güvercin tonda, biraz daha hani böyle yapıyoruz ama hala işte salgın etkisi, ekonomik risklerin devam ettiği ve gerekirse kararımızı değiştirebileceğimiz bir ortama doğru gidebiliriz gibi, hani tekrardan da piyasayı yatıştırabilecek, en azından çok agresif bir şekilde bozmayacak bir konuşma olabilir. Ama diğer yani iki başlıktan kastım şu: birincisi, özellikle Fed üyelerinin işte bir çizgisel grafik ya da noktasal grafik dediğimiz, her üyenin ilk faiz artışını o grafik üzerinde bir noktayla, yani bir tarih içerisindeki kendi noktasını göstererek hazırlanmış bir grafik vardır. Burada 2022 yılında yanlış hatırlamıyorsam 9 üye en son burada faiz artışı olabileceğini bekliyordu. Yani önümüzdeki yıl için, ki bu sayı her toplantıda giderek arttı. İşte burada onun üstünde bir üyenin 2022 için faiz artışı beklentisi olur mu bir? Bir de sürenin biraz daha öne çekilmesi bu durumda, yani 12-13 üyeye doğru çıkarsa artık kesinleşerek belki iki faiz artışının birinci çeyrekle ikinci çeyrek arasında gerçekleşebileceği gibi bir beklenti olur. Bu biraz piyasanın tam şu an için fiyatladığı bir gelişme değil. Aslında ikinci başlıkta biraz önce söylediğim, hani yılın bitimine doğru piyasayı bozmak istemez Powell ve biraz daha güvercin tonda açıklamalar gelir dedim ama bunun olmaması durumunda, yani bir önceki toplantıdaki gibi işsizliğin düşmeye başladığını, devam ettiğini daha doğrusu, hala bazı sektörlerde istihdam edecek kişilerin bulunamamasını, ekonomik döngünün hem yeni varyanta rağmen hem de tedarik zincirindeki sıkıntılara rağmen hızlı bir şekilde devam ettiğini ve bunun da aslında politikalarını değiştirmek için
yeterli olduğu gibi yani Amerikan ekonomisine dair daha şahin, daha ayakları yere basan, daha güçlü mesajlar da vermesi durumunda o zaman belki bir nebze yıl sonuna doğru işte zaten Amerika'nın da özellikle Avrupa'nın da sonraki hafta bir nebze tatil modunda olacağını düşünürsek birkaç günlük bir satış dalgası işte borsada doların değerlenmesiyle belki altında parite de görebiliriz. Dolayısıyla bu üç başlık yani varlık alımının azaltılmazı ne olacak? Üyeler nasıl bir faiz artışı beklentisi içinde olacak ve Powell'ın söylemleri ne kadar Amerikan ekonomisinin güçlü olduğunu gösterecek bu akşamın takip edilmesi gereken üç başlığı gibi duruyor. Şimdi yani faiz artırım sayısında bir artış beklentisi hakim. Evet, 2022'nin ikinci yarısı itibariyle baktığımızda biz dünya genelinde enflasyon oranlarında iyimser tahminle diyelim tabii. Yani işte omikronla birlikte ne gösterir tablo bize onu bilemiyoruz tabii. Ama iyimser tahminle baktığımızda 2022'nin ikinci yarısında enflasyonun dengelenebileceği yönünde bir beklenti de var aslında. Enflasyonun dengelendiği dönemde mi Fed faiz artırımlarını sürdürecek? Yani böyle bir tablo mu çıkıyor karşımıza? Doğru aslında şöyle bir kere ben bu hani yeni varyantların öyle de bir kanı oluşmaya başladı aslında. Özellikle yaz aylarına doğru yanılmıyorsam üçüncü yazımız olacak değil mi? Yani salgın Evet. içerisindeki geçireceğimiz. Artık hem toplumsal bağışıklık adına hem işte aşı çalışmalarının küresel anlamda yaygınlaşmaya devam etmesiyle birlikte ben giderek aslında azalacağını düşünüyorum. Yani bu beni tedirgin etmiyor. İyiye doğru gidişin hani bir nebze ayak izleri gibi gözüküyor. Tabii bu benim görüşüm ama piyasalar bunu görmek isteyecektir. Dolayısıyla burada bahsedilen tedarik zincirleri sıkıntısı, işte ürüne erişim sıkıntısı, talebin güçlü gelmesinden dolayı oluşan enflasyonist baskının enerji fiyatlarını da ekleyebilirsiniz, işte ham madde fiyatlarını ekleyebilirsiniz. Buradaki rahatlama ile birlikte belki bir nebze o normalleşen fiyatlara doğru dönme durumu olabilir. Ama ben 2022'nin genelinde de yüksek bir enflasyon, yani şöyle söyleyeyim, Amerika için yüksek bir enflasyon, yani %2'lerden bahsederken yine %3,5 ile 5,5 arasında bir enflasyonla geçirebileceğini düşünüyorum. Bir sonraki yıl belki 2023 biraz daha rahatlatıcı olur ama buna rağmen zaten bu Yani iyileşme şimdi 2022'nin ilk yarısında yeni zirveler görmeye devam ederiz. Zirveleri görürüz. Sonra 2022'nin ikinci yarısında biraz daha yatay bir seyir mi izler? Yani öyle hemen hızlı bir düşüş değil de biraz daha uzun bir yatay bir seyir mi bekliyorsunuz siz? bence öyle enflasyon için. Yani öyle bir şey bekliyorum. Çünkü hepimizin takip ettiği gibi tam merkez bankaları adım atıp hani bir normalleşme olacak dediğimizde hemen yeni bir varyant çıkıyor. İşte merkez bankaları biraz politikalarını erteliyorlar. Enflasyon dolayısıyla bu tedirginlikten artmaya devam ediyor. Ben şöyle düşünüyorum yani yılın ilk yarısında hatta ilk çeyrekte belki zirve seviyeler enflasyonda yurt dışı piyasalardaki ya da ülkelerdeki oluşan enflasyon zirve yapabilir. Ama özellikle Nisan, Mayıs ve Eylül'e doğru bir yatay ve aşağı belirginleşmiş bir enflasyon oluşur. Bu bir süre kalır yıl sonuna kadar. Onun için 3,5 ile 5,5 arası gibi bir şey TÜFE'de Amerika'da söyledim. Ama işte belki yılın sonuna doğru veya 2023'ün başında biz o %2, %3 arasına doğru enflasyonu Amerika'da görerek artık bir hızlanan aşağı doğru inme görürüz. Ama Semra Hanım burada önemli olan yani bu anlattıklarım aslında bir kötü gidişatı gösteren bir durum değil. Yani bu piyasanın bir yerde normalleşmesi anlamına gelir. Yani desteğin çekilmesi, faizlerin enflasyona yaklaştırılması. Hatta şöyle söyleyeyim, bence Amerika'nın da önderliğinde bu bilançoların yani merkez bankaların içinde tutulan varlıkların da tekrardan piyasaya enjekte edilerek azaltılması konusu da yeni yılın Merkez Bankası toplantıları başta olacaktır. Yani yaşamamız gereken süreçleri birkaç kez erteledik. Ve nedenleri de hep işte şu varyant çıktı, bu varyant oldu, etkisi böyle olur, şöyle olur gibi. Yani şu anda evet belki başlangıçta da olsa aşı çalışmalarının yanı sıra ilaç çalışmaları var.
her gün artan bir yani tehlikeli de seyretse bir toplumsal bağışıklık var öyle ya da böyle. Kış ayları biraz çetin geçecek ama ben yaz aylarına doğru piyasaların merkez bankaları nezdinde bir normalleşmeye gitme adımlarını hızlandırabileceğini düşünüyorum. Peki bizim Merkez Bankamıza baktığımızda yarın Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak saat 14'te. Son açıkladığı karar metninde şu ifadeyi kullanmış tabii. Sınırlı alan yıl sonuna kadar kullanılacak ifadesi Merkez Bankası'ndan bir indirim beklentisine daha neden olmuştu. 100 bas puanlık bir indirim beklentisinin hakim olduğunu görüyoruz ama bir taraftan da kur tarafındaki oynaklığın artmış olması ve Merkez Bankası'nın da buna işte 8 yıl aradan sonra 4 kez doğrudan müdahale etmesiyle birlikte beklentilerde bir miktar değişiklik oldu mu? Yani acaba daha sınırlı bir indirim ya da pas geçebilir yönünde beklentilerde yani oransal olarak düşük olsa da böyle bir beklenti de hakim mi? Siz ne bekliyorsunuz yarın Merkez Bankası'ndan? Şimdi tamamen sizin söylediğiniz gibi yani kurda oynaklık geçen toplantıdan bugüne arttığı için ve Sayın Başkan'ın bir önceki yatırımcılarla yaptığı toplantıda yerli yatırımcılarla özellikle veya analistlerle diyelim. Burada bir nebze sorulan sorularda işte sınırlı bir alanımız kaldı zaten bunu da belirttik. Yani bakacağız toplantı esnasında demesi biraz da samimi bir hava içerisinde. Toplantı sonrasında şöyle bir hava oluşmasına neden oldu. Acaba başkan hani böyle bir alandan bahsediyor ama toplantı geldiğinde belki bunu kullanmayabilir. Ben buna aslında katılmıyorum yani şu an içinde. Fakat katılmamakla birlikte şunu da eklemem gerekecek. Biz faiz indirimlerine başladığımız süre zarfında ve şu an için konuştuğumuz ekonomik modele geçiş, işte büyüme diyoruz, istihdam diyoruz, ihracat diyoruz, yatırım diyoruz, üretim diyoruz yani yurt içinde ve cari fazla vereceğiz diyoruz. Şimdi bunu yaparken bir faiz oranı bu proje içerisinde, bu politika içerisinde var mıydı? Onu piyasa tam kestiremiyor. Yani ne demek istiyorum? Hani biz faizi %10'a kadar mı, %8'e kadar mı, %12'ye kadar mı indireceğiz? Hani bu döngü içerisinde onu kestiremiyordu. Şimdi Merkez Bankamızda açık konuşmak gerekirse bu politikaya paralel bir politika izliyor. Yani açıkçası hani işte negatif reel faizimiz var, enflasyonumuz yüksek, kur hareketi dalgalanmaları görüyoruz. Ama Merkez Bankası faiz indirmeye devam etti. Şimdi bu toplantıda bence olması gereken nacizane faiz indirilebilir. Yani 200 bas puan da indirebilir, 100 bas puan da indirebilir ama o bahsettiğim bu uyguladığımız politikadaki bizim politika faizimizin ne olacağı konusunu netleştirmesi lazım. Bunu da nasıl yapabilir Semra'nın? Bir hedefleme yaparak. Çünkü biz büyük ihtimal Ocak ayında cari fazla veren yani aylık bazda konuşmuyorum. Hani Yıllık. 12 aylık ya yıllık evet yıllık bazda zaten 15 milyar dolar eksiğimiz kaldı. 2 ayda 6 milyar doların üstünde geçen seneden kalan bir cari açığımız var. Yani 3 milyar doların üstünde aylık fazla vermeye devam edersek, ya yani matematiksel olarak aşağı yukarı Ocak ayı gibi bizim 12 aylık periyotta cari fazla veren duruma geçmemiz gerekiyor. Şimdi Merkez Bankası ister bu çıpayı, ister bunun gayri safi yurt içi hasıla içindeki oranını, ister herhangi bir ihracat rakamını ya da büyüme rakamını veya farklı birkaç doneyi. Mesela FED ne dedi? İstihdam ve enflasyona bakacağım dedi faiz politikam için. Cari fazla veya ihracat diyebilir, büyüme diyebilir. Herhangi bir hedefleme. Bunu Merkez Bankası yaparsa, yarın 100 bas puan da indirse, 200 bas puan da indirse, ben faizi indirdim. Uyguladığımız politika içerisinde bizim uygulayacağımız şu anki faiz oranı budur. Gelişmelere göre bundan sonra hareket edeceğim ve herhangi bir faiz indirimi konusunda benim çıpam cari fazla geçtiğimde faizi değiştirmemek. İhracatı 350 milyar dolara çıkardığımda veya işte büyümeyi %7 gördüğümüzde değişmeyecek şekilde bir not düşerek toplantıyı bitirebilirse metin önemli olacaktır diye düşünüyorum. Tabii farklı şeyler hani bizlerim de buradan ahkam kesmemiz çok doğru değil ama
piyasanın beklentisi açısından da ben konuşuyorum. Yani bunu ben birkaç kez söyledim. Yayılan da bir şey var yani beklenti. Bütün dostlarımız hani farklı şeyler de söylüyorlar ama bir hedef verilmesi, şu olursa ben faiz indirimi noktalayacağım ve o veriyi biz gördüğümüz ayda bileceğiz ki ha, bizim faiz politikamız şu anda cari fazla verdik. Artık işte 12 ise 12, 14 ise 14, 10 ise 10 kalacak. Dolayısıyla kur atakları, kura olan talep ya da dövize diyelim, kur düzeltiyorum veya bilinmezlik o noktada ortadan kalkacaktır. İşte bunu yarın yapabilirsek veya buna benzer bir metinle yani faizi değiştirmedi diyelim ama başkan dedi ki önümüzdeki senede bir sınırlı alanımız kaldı. Bunu her zaman kullanabilirim. Bence bu da çok etkili olmayabilir. Hala bilinmezliğe doğru götürebilir. Yani demek isteyeceğim beklentim benim 100 bas puanlık bir indirim. Ama bu tür bir metin içindeki detay olur mu olmaz mı onu kestiremiyorum. Hani buradan kur dalgalanması devamı gelir mi gelmez mi sorusunu da eğer o metin içinde buna benzer bir hedefleme olmazsa devam edebilir. Bu tamamen döviz ihtiyacından dolayı değil. Artık insanlar yanlış anlaşılmasın hani bizi izleyenler de gün içi döviz alıp satmaya da başlamaya çalıştılar. Hani buradan bir getiri gibi yani bunu tutayım bir ihtiyacım var aman döviz yükselecek diye değil. Hani bir yerden alayım belli bir seviyeden satayım olmadı İşte yarın o tekrar gün alayım. içindeki oynaklıkların o dalga Aynen. boyutu, hani dalga boyu o kadar yükseldi ki tam da dediğiniz gibi gün içi işlemler bile yapılır hale geldi. Oldukça riskli bir tablo tabii. Şimdi şunu söyleyelim, döviz tevdiat hesapları deniyor ki işte %62'ye çıktı hani mevduat içerisinde. Ama miktarına baktığınızda 230 milyar yani 2 milyar dolar düşmüş. Fakat kur hareketinden dolayı TL mevduatına oranı dolayısıyla %62 gibi gözüküyor. Yani aslında burada tabii ki Merkez Bankamız bunu çok net takip ediyordur ama ben çok böyle döviz alınıp stoklandığını da görmüyorum. Genelde trade, işte spekülatif, hani fiyat yükselecek, düşecek, Merkez Bankası müdahale edebilir, etmez gibi bir beklenti oluşturuyor. Bunun da önüne geçmiş olur Merkez Bankası. Ümit ediyorum bu veya benzeri bir hamle bence faiz kararından çok daha önemli. Piyasanın beklediği de bu. En Bayağı bir azından klasik metin tarzının dışına çıkacak o zaman. Sizin beklentinizi gerçekleştirmiş olursa Merkez Bankası değil mi? Önceki Şimdi şöyle Semra Hanım, toplantılardan. biz kesinlikle haklısınız ama biz böyle bir programı benim en azından yani gençliği bir tarafa koyarsak çok yaşamadık, değil mi? Yani burada bir yeniden bir ekonomik model yaratılıp belki 10 yıllık, belki 20 yıllık bir projeksiyon gerektiriyor. Yani bu program, çünkü bu bir dönüş senaryosu yani Ya da belli. modele dair biz hiçbir şey görmedik değil mi? Yani bir hesaplama tam da sizin söylediğiniz gibi yani çıpa olarak kabul edebileceğimiz bir hedef yani cari dengede, büyümede ya da işte yatırımda, istihdamda Evet. yani bu tür şeylere ihtiyacımız var galiba. Rakamsal olarak bu modelin biraz desteklenmesi gerekiyor belki de kamuoyunun inanırlılığını Evet. artırmak adına. Şimdi şöyle bir şanssızlığımız oldu. Tabii tam işte orta vadeli programı aslında başka bir program içerisinde biz açıkladık. Dolayısıyla model değişikliği esnasından sonra söylediğiniz çok doğru. Belli hedefler bu model içerisinde de oluşmadı ama şu söyleniyor tabii. İhracat ya zaten doğal olarak büyüme, istihdam bunun yaratacağı, özellikle para ikamesinin tersine döndürülmesi kelimeleri veya sözcükleri ya da ifadeleri yer alıyor. Hep biliyorsunuz Merkez Bankası'nın metni içerisinde. Aslında bunu da hızlandıracak bir sonuç. Ve üretim tarafını da yurt içine yani ithalata Karşılayacak. bağımlı olduğumuz şeyde. Evet, şimdi tamam güzel. Burada bir para politikası da uyguluyoruz. En azından para politikası hedefini netleştirirsek belki yeni yılda ki olması gereken de budur. Hani bu program içerisindeki bizim cari fazla büyüme, ihracat, döviz kuru beklentimiz ya da kişi başına düşen gelir beklentimiz 2 yıl sonra, 3 yıl sonra işte orta vadeli programın yeniden yazılması gibi bir şey olabilir. Hatta olması da gerekiyor ama bizim yakın vadede konuştuğumuz Merkez Bankası'ysa bence mutlaka böyle bir adımla o da bu program içerisinde yerini daha spesifik olarak alması gerekiyor diye düşünüyorum.
Peki bir virgül koyalım şimdi Tonguç Bey, izninizle kısa bir araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Tekrar merhaba. Makroskopla karşınızdayız. Ekonomi gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz Allaç Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş'la birlikte. Şimdi yeni modelin en önemli dayanağı tabii hiç şüphesiz cari dengede fazlaya geçilmesi. Biz yeni ekonomi modelinin etkilerini özellikle de cari dengede yıllık bazda fazlaya geçtiğimiz zaman mı görmeye başlayacağız? Yani sizin işaret ettiğiniz Ocak, Şubat aylarında artık yıllık bazda cari fazlaya geçtiğimiz zaman modelin etkilerini işte enflasyon tarafında, döviz kuru tarafında daha net görmeye başlayabilir miyiz? Yani sizin beklentiniz nasıl? Ne yönde? Şimdi tabii ki bu cari fazlaya geçiş, yani yıllık bazlı zaten aylıkta 3. ay oldu fazla veriyoruz. Önümüzdeki 2 ay daha işte fazla bir şekilde cari fazla vererek devam edersek 5 aylık bir periyot olacak. Ama yani tek göstergesi bu programın benim anladığım kadarıyla cari fazla vermek ama yani buradaki işte 3 milyar, 5 milyar, 10 milyar fazla vererek devam ederken tabii ki zaten hedefin aslında kur dengelenmesi, enflasyonun aşağı doğru gelmesinin gerçekleştirilmesi ve aslında orta vadede de Türkiye'nin biraz daha ithalat bağımlılığının azaldığı ve kendi aslında üretim kanallarında bir üretim üssü olarak bunu ister işte enerjide, ister savunma sanayide, ister ithal ettiğimiz girdilerin yoğun olduğu sektörlerde, belki teknolojiyi bile söyleyebiliriz, evet, gerçekleştirerek kendi kendine daha az ithalat yaparak büyüme yaratabilen, ihracat yaratabilen, istihdam yaratabilen ve firmaların da dolayısıyla geliştiği, büyüdüğü bir ekonomi aslında hedefliyoruz. Şimdi burada Ocak ayında ben dedim ama yani Şubat'ta olabilir veya belki Aralık sonunda da bir cari fazla yıllık bazda gelebilir. Bu şunu gösterir. Yani bir kısım demek ki bu sonucu alıyoruz, evet. Ama bence esas yani bu gibi döngülerde hani bir gerçekleşme, bir aylık veri veya hatta 2 aylık üst üste gelen veriler gibi değil de bir Merkez Bankası politika netleşmesi, birincisi bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. İkincisi de bunun inandırıcılık olabileceği kadar uzun bir sürede devam ediyor olması. Ne demek bu? İşte bence onun içinde meyveler dediğimiz veya bunun iyimser tarafa dönüşü en erken 2022'nin ilk çeyreği sonunda ve muhtemelen diyelim yani en geç de yaz aylarında yani önümüzdeki senenin yaz aylarında görebiliriz. Nedir o göreceğimiz şey? Aslında o para girişinin yani fon akışının Türkiye'ye hızlandığı bir 3-4 ay düşünün. Cari fazla vermeye hem ticaret tarafında yani ihracat, ithalat tarafında devam ederken fon akışı ile birlikte Merkez Bankası'nın rezervlerindeki artışı düşünmemiz gerekiyor. Hani nasıl geriye döner diye. Bu gerçekleşirken tahmin ediyorum Türkiye'nin dış ilişkilerinde de bazı ortak projelerin haber akışının devamı gelecek gibi duruyor anladığım kadarıyla. Burada bu gelişmeler sonrası Türkiye'de yaratılacak bir beklenti, yani daha önce işte Avrupa Birliği'ne giriş senaryosu içerisinde olduğu gibi Türkiye'nin bu model içinde de bir gelişme sağlayabileceği beklentisi. Böyle bir ortam olduğunda yani aslında döviz bolluğu gibi düşünün, fon akışın hızlanması gibi düşünün. Burada doğal olarak dışarıdan gelen kaynağın ister doğrudan ister dolaylı yönden bir kur tarafında baskı yaratması, burada aşağı hareketin enflasyonda bir baskı yaratması, eğer küresel piyasa izin verirse
enflasyonun tedarik zincirleri veya bizim söylediğimiz arzi nedenlerin ortadan kalkmasıyla sene sonuna doğru yaratabileceği bir aşağı doğru ivmeyle birlikte işte yani bu şey gibidir, hani trenin yavaş yavaş çarklarının dönerek sonradan hızlanıp dururken de biraz daha yavaş durması gibi bir ekonomik model düşünürsek, aslında şu anda daha çarklar bu model içerisinde yeni yeni dönerek bir hız alma modeli de. Yani dolayısıyla bunun tek göstergesi cari fazla değildir. Rezerv artışıdır, büyümedir, istihdamdaki belki %10'un altındaki bir işsizlik oranıdır. Ve bunu gören yabancı yatırımcının da Türkiye ilgisini artarak kurla birlikte enflasyonu ve özellikle de faizleri de açık konuşmak gerekirse, eğer indirim tarafında devam edeceğimiz bir modele doğru yürüyorsak, enflasyon düşmesi hızlanırsa faizleri de aşağı çekecek bir modeldir. Dolayısıyla cari fazla bunun ilk adımı olabilir. Ama dediğim gibi önümüzdeki yılın ilk çeyreği de ikinci çeyreği arası bunların oluşabildiğini, gerçekleşebildiğini göreceğimiz bir tarih gibi. Dolayısıyla yani bu kur dalgalanması, enflasyon dalgalanması, bu işe inanılması diyelim tabiri Yani aslında caizse. her bir şeyin, indikatörün ya da işte her bir Kesin. unsurun diyelim, göstergenin göstergedeki iyileşmeyi aynı Kesinlikle. oranda görmeyeceğiz anladığım kadarıyla. Sizin söylediklerinizden bunu anlıyorum. Yani önce İlk mesela işte başta cari, görmeyeceğiz. evet, enflasyon mesela en önemli tarafı. Yani enflasyon mesela ne zaman düşüşe geçmeye başlar sizin öngörünüze hani baktığımızda. Yani enflasyonu besleyen tabii küresel unsurlar da var. Bunları da göz önünde bulundurduğumuzda 2022'nin işte ilk çeyreğinde ya da ilk yarısında yeni zirveler görmeye devam eder miyiz? Ne zaman düşüşe geçer? Yani çünkü bu politikanın, bu modelin kamuoyunda daha iyi benimsenebilmesi ya da daha iyi kabullenebilmesi için enflasyonun düşmesi gerekiyor. Doğru. Yani kurların aşağı gelip enflasyonda hissedilir bir şekilde aşağı gelmesi gerekiyor ki modelin başarılı olduğunu kamuoyunun kabul etmesi lazım. Hani o tarafta biraz daha yani enflasyondaki etkileri biraz daha gecikmeli mi görülecek sizce? Bence gecikmeli görülecek. Şimdi Semra Hanım, mesela cari fazla veren ülkeler, fon akışını, işte bunu tahvil faizleri üzerinden de zaman zaman konuşuyoruz. Kendi ülkelerine çeken ülkeler, özellikle hikayesi bakımından, yani gelişmekte olan ülke olarak bakarsak Türkiye'ye, gelişmiş ülkeleri bir tarafa koyarsak, kendi hikayesini yazan ülkelere ilginin arttığı, paranın yani aslında fon akışlarının arttığı bir ortamda, genelde yani şu anki konjonktürü bir kenara koyun, yani işte Amerika'nın, Avrupa'nın, hatta son 50 yılda enflasyon yaratamayan Japonya'nın diyelim, ya da hani rekorlar içerisinde oranın da bir enflasyonist baskı altında olduğunu bir kenara bırakırsak, salgının normalleşmesi sonraki enflasyon gerçekleşmelerinde bu modelin sonuçları nedir? Ne dedik? İşte cari fazla, rezerv artışı ve özellikle fon akışı, yani bunu net bir şekilde piyasada da göreceğiz. Sonrasında aslında bir iyimserlik olacak ve bizim, gerçeği söylemek gerekirse, kur neredeyse enflasyon yaratma noktasında en ana değişkenimiz gibi duruyor. Yani bunu aşağı doğru çektiğinizde çok doğal bir enflasyon gerilemesi olacak. Ben bunun açık konuşmak gerekirse yine yılın ilk çeyreği ve ikinci çeyreği arasında bir yerde. Yani enflasyon zirvesini Mart ayı gibi, yataylaşmayı Nisan-Mayıs ayları gibi, aşağı doğru inmeyi de tabii ki çok uzun bir zaman, birçok gelişme olabilir. Özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos ve sonrası gibi düşünüyorum. Yani enflasyonda ne zaman aşağı yönlü hareket görürüz veya kurda kalıcı bir aşağı yönlü hareketi ne zaman görürüz sorusu aslında Şubat, Mart'tan önce olmayacak gibi duruyor. En azından yataylaşma tarafı da. Ama o inme yakalandıktan sonra da gerçekten bu işin, bu politikanın, bu sistemin uzun vadeli Türkiye için faydalı olacağı algısı oluştuğu anda da, ne olursa olsun yurt dışındaki enflasyon, zaten biz açık ara bir negatif ayrıştığımız bir şeyimiz, ekonomik verimiz. Dolayısıyla burada ivmenin hızlı bir şekilde iyileştiğini görüyoruz. Yani şöyle bir şey düşünün, hani kur 15'ten 10'a gelse
Ve küresel anlamda enflasyon 1-2 puan gerilese zaten doğal Evet. olarak bizim enflasyon tarafındaki iyileşmeyi göreceğiz. Ha bir de bu programın işe yaradığı yıllar, aylar içerisinde olursak o Evet. zaman yavaş yavaş onun etkisi iyileşebilir. Ama bütün bunların içinde bir soru işareti yok mu? Var. Dolayısıyla ne olacak küresel anlamda? Bu fon akışı gelecek mi? Var. İşte bunu en kısa zamanda bence en azından Merkez Bankası tarafında o soru işaretlerini yarın Evet. giderebilmemiz gerekiyor ve sonra Evet. programın bize getireceklerini görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bir 2-3 aylık daha bence bekleme süremiz en azından olacak gibi duruyor. Peki. Göreceğiz. Yani yarınki metin karardan ziyade metin daha aslında daha da Çok önemli. fazla önem kazanacak gibi görünüyor. Sizin söylediklerinizden de bunu çok net bir şekilde anlıyoruz. Çok teşekkür ederiz Tonguç Bey. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi İyi akşamlar diliyorum. akşamlar. Sağ olun. Sağ ol. Evet, Alaç Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş'la değerlendirdik. Gündemdeki gelişmeleri noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Halkbank'ın katkılarıyla.